Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anlatım bozukluğu konusunu işleyeceğiz. Artık YGS konularımıza başladık. Buna da öğrencilerin en çok gözlerinde büyüttükleri, ön yargı ile yaklaştıkları bir konuyla başlamak istedim. Anam anlatım bozuklukları. Anlatım bozukluklarını anlamsal bozukluklar ve yapısal bozukluklar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Anlamsal bozukluklar biraz daha kolay fark edebileceğimiz bozukluklar. Nedir bunlar? Bağdaşıklık ilkesine uymamaktan kaynaklanan bozukluklar yani sözcüğün anlamıyla ilgili hatalar. Bakalım sıralayalım. Gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı, söz dizimi yanlışları, sıralama ve mantık hataları, anlam belirsizliği ve deyimlerin yanlış kullanılması gibi başlıklar altında bol bol örnek göreceğiz arkadaşlar. Bu örneklerin içinde sizin sıkça karşılaştıklarınız da var. Çünkü daha önceki yıllarda soruların içinde geçen cümlelerdir bu. Ve birçok kaynakta benzer cümleleri görebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar çıkmış sorular olduğu için bu şekilde karşımıza çıkar. İkinci tip bozukluğumuz ise daha farklı yapısal bozukluklar olarak da adlandırdığımız bu bozukluklar dil bilgisi hatalarıdır. Yani bağlaşıklık ilkesine uymamaktan kaynaklanan bozukluklardır ki Bunları aslında fark edebilmek için sadece anlamsal bozukluklarda olduğu gibi dikkatli okumak yetmez. Sağlam bir dil bilgisi birikimine sahip olmak gerekir. Bunun için eğer e, bu videonun devamındaki yapısal anlatım bozukluklarında bir sıkıntı yaşarsanız dil bilgisi videolarımızı da izleyin. Dil bilgisi eksiklerinizi tamamlayın. Mesela cümlelerin ögeleri konusunda çok hakim değilsiniz. <laughs> Ö eksikliklerinde zorlanmanız normal. Ama o eksikliğinizi giderdiğinizde anlatım bozukluğuyla ilgili soruları da çok daha rahat yapabilirsiniz. Biz bu anlatım bozuklukları videolarımız bittikten sonra bunlarla ilgili örnek sorular da çözeceğiz. Daha önceki yıllardan çıkmış soruları da bakacağız. Ne de şimdi bu yapısal yani dil bilgisi hataları? Tamlama yanlışları, ek yanlışları, özne, nesne, tümleç, yüklem, eylem, e, ek eylem eylemsi eksikliği özne yüklem uyuşmazlığı ki bu kişi bakımından sayı bakımından gibi çeşitleri var. Çatı uyuşmazlığı ve noktalama hataları. Şimdi bakalım gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük kullanımı aynı anlama gelen iki kelimenin bir arada kullanılması ya da bir kelimenin içinde zaten geçen bir anlamın bir de ayrı bir kelimeyle tekrar ifade edilmesi şeklinde karşımıza çıkar. Çok yaygın bir hatadır. Bizim bu anlatım bozukluklarının görememe sebebimiz aslında günlük hayatta bunları kullanıyor olmamız. Bakalım. Doktor bir hafta dinlenip istirahat etmemi söyledi. Bu cümlede fark ettiğiniz gibi dinlenmek ve istirahat etmek kelimeleri zaten aynı anlama gelmektedir. Nasıl düzeltiriz hocam? Bir tanesini tercih ederek. Yani Doktor bir hafta dinlenmemi söyledi ya da bir hafta istirahat etmemi söyledi şeklinde düzeltebiliriz. Hava sıfırın altında eksi 2 derece. Yaygın yanlışlarımızdan biridir. Sıfırın altında dediğimizde zaten eksi anlamını veriyor. Yani sıfırın altında 2 derece dememiz zaten oradaki eksi ifadesini bize verecek. Eksiye gerek yok. Ha, illa eksiyi söylemek istiyorsan o zaman sıfırın altında demeyeceksin hava eksi 2 derece olacakmış diyeceksin ki anlatım bozukluğu olmasın. Kitapları çantasına gelişi güzel özensizce koydu. Aynı şekilde gelişi güzel ve özensizce ifadeleri aynı anlama gelir. Onunla ilk tanışmamızı tamam. Mesela bakın burada tanışmak kelimesinin içinde zaten ilk anlamı vardır. Çünkü bir insanla bir kere tanışırsınız. Birkaç kez tanışmazsınız. Birkaç kez en fazla karşılaşırsınız. O yüzden buradaki ilk sözcüğü fazla. Bu iş yerine aşağı yukarı 3-4 yıldan beri çalışıyor. 3-4 yıl zaten yaklaşık ifadesi veren bir tabirdir. Dolayısıyla aşağı yukarıya gerek yok. Sınav yaklaştıkça öğrencinin heyecanı gittikçe artıyor. Bakın bu zaten kulağımızda tırmaladı. Yaklaştıkça ve gittikçe tık çetikçe ikisi de aynı anlamı veriyor. Ne diyeceğiz? Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı artıyor diyeceğiz. Gittikçe hiç gerek yok onlara iki günde bir gün aşırı giderdik. E iki günde bir ne demek? Zaten gün aşırı demek. O zaman ikisi birden kullanmaya gerek var mı? Yok. İki günde bir giderdik ya da gün aşırı giderdik dememiz bizim için yeterli ve doğru olanıdır. Kulağına eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Arkadaşlar fısıldamak zaten nasıl yapılan bir eylemdir? Siz hiç yüksek sesle fısıldamak, bağırarak fısıldamak diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Dolayısıyla alçak sesle ifadesi de burada gerek yok. Fısıldamak kelimesinin içinde o anlam zaten var. Bazen de bir ek ve bir sözcük aynı anlama gelebilir. Bunların ikisini birden kullanırsak anlatım bozukluğu. Mesela Türkçe'de Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır derken. Arapça ve Farsça zaten dildir. Dil kelimesine gerek yok. Yani Türkçe'de Arap ve Fars dillerinden gelmiş sözcükler var diyeceğim. Ya da Dil kelimesini tamamen atıp Türkçe'de Arapça ve Farsça'dan gelmiş sözcükler var diyeceğim. Sınıftaki bulunan öğrenciler çok sıkılmış. Sınıftaki öğrenciler dediğimde zaten o öğrenciler nerede? Sınıfta bulunuyor değil mi? Yani burada bulunan ifadesine gerek var mı? Yok. Sınıftaki öğrenciler çok sıkılmış. Ya da illa bulunanı kullanacaksam sınıfta da kelimesini ikiye atıyorum sınıfta bulunan öğrenciler çok sıkılmış diyorum ve cümlemi düzeltiyorum. Hata yapmanın nedeni acele etmendendir. Nedeni acele etmendir demem yeterli. Etmendendir deyince zaten bir kere daha nedeni anlamı veriyor. Yani hata yapmanın nedeni acele etmendir diye düzeltebilirim ya da hata yapman acele etmendendir şeklinde düzeltebilirim. İkinci hatamız sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Arkadaşlar bunlar ya anlamları birbirine benzeyen yani yakın anlamlı sözcüklerin aradaki nüanslarını görmezden gelerek yapılan hatalardır. Ya da yazılışları birbirine benzeyen bir iki harfin değişmesiyle oluşan sözcükleri birbirine karıştırmaktan kaynaklanır. Ektiğin fidanlar meyveye döndü. Fidan ekilir mi? Hayır. Tohum ekilir. Fidan ne yapılır? Dikilir diktiğin fidanlar olması gerekiyordu. Peki. Dünden itibaren yağmur yağıyor. İtibaren arkadaşlar bugünden sonra olur. Dünden beri demesi gerekiyor. Gençleri azımsamak. Gençler azımsınır mı? Gençler bir sayı miktar değil. Gençleri küçümsemek demesi gerekiyordu. Ya da bu yıl babamın yüzünden sınıfı geçtim. Yüzünden ifadesi nasıl bir yargı veriyor bize? Olumsuz değil mi? Babamın yüzünden diyor ama sınıfı geçtim diyor. O zaman buradaki hata ne? Babamın yüzünden sınıfı geçtim değil. Babamın sayesinde sınıfı geçtim olmalıydı. Yani tam tersi. Şimdi bakalım. Uzun saçlı bir genç geldi kendini bize tanıştırdı. Tanıştırmak birisi tarafından yapılır arkadaşlar. Kendini tanıştıramazsın, tanıtırsın. Deterjandan elleri tahrip oldu. Eller tahrip olmaz, tahriş olur. Bu bölgenin kendine özgün gelenekleri var. Özgün başkasına benzemeyen, tek olan demek. O zaman burada kendine özgün değil, kendine özgü demeliydi. Camdan yankılanan ışık gözlerini kamaştırdı. Arkadaşlar, ışık yankılanmaz. Işık yansır. Ha ses olsa, olsaydı o zaman yankılanmak diyebilirdim. Dolayısıyla camdan yankılanan ışık değil, camdan yansıyan ışık demesi gerekir. Çocukların birbirleriyle uygunluk içinde olmaları çok güzel. Çocuklar nasıl uygunluk içindeymiş? Hay hareket tavır mı? O zaman ona uygunluk denmez ki. Ne denir? uyum denir. Dolayısıyla nasıl vermesi lazım bu cümleyi bize? Çocukların birbirleriyle uyum içinde olmaları çok güzel şeklinde vermesi gerekir. Ahmet 21 Mart 1978 yılında doğmuş. İyi yapmış da 21 Mart 1978 bir yıl değil arkadaşlar tarih. Eğer yılında diyeceksem 21 Mart'ı çıkarmam lazım. 1978 yılında diyebilirim. Ya da doğrusu tam düzeltirsek Ahmet 21 Mart 1978 tarihinde doğmuş demem gerekir. Bu iki ara, olay arasında hiçbir ayrıcalık yok. Ayrıcalık değil, ayrıcalık irtimastır Ayrı ya da fark demem gerekiyor Her yolu kapadığı için geçit servis yolundan sağlanıyor. Geçit geçit mi sağlanır? Geçit sağlanmaz arkadaşlar. Geçiş sağlanır. Orada. Bir harfin yanlışlığı bize cümleyi değiştiriyor. Bana aldı, domatesin ücreti çok yüksek. Allah Allah, domates ücret mi alıyormuş? Domates ücret almaz arkadaşlar. Ücret iş emek karşılığıdır. Domatesin fiyatı yüksek olur. Yanımızdan geçen araba üzerimize çamur fırlattı. Hmm. Fırlatmak arabanın yapabileceği bir şey değildir. Araba ne yapar? Sıçratır. <laughs> kalmıştık. Türkiye'ye özel bir durum değil. Özel değil, özgü. Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim. Bakın çok yapılan bir hata arkadaşlar. Resim olmaz burada. Resim ressamın yaptığıdır. Makineyle çekileni fotoğraf denir. Düğün fotoğrafları demesi gerekirdi. Bir öğrenci sınıfta kalmışsa onun sınıfı geçmesini güçlendiren nedenleri araştırmak gerekir. Sınıfı geçmesini güçlendiren mi? Geçememiş ki neyi güçlendirsin? Bu da ne yapmış? Güçleştirmiş arkadaşlar. Bakın bir tek harfin değişmesi anlatımı düzeltecek. Güçlendiren yerine güçleştiren olması gerekirdi. Lise öğretimini 7 kredi tamamladı. Öğretimini tamamlamak. Öğretim tamamlanmaz arkadaşlar. Öğretim öğretmenin yaptığı iştir. Sürekli devam eder. Bizim tamamladığımız nedir? öğrenim yani cümlenin doğrusu lise öğrenimini 7 kulede tamamladım şeklinde olacaktı. Vatandaşlarımız arasında din, dil, ırk ayrıntısı yapılamaz. Ayrıntı değil, ayrım. Bazı öğrenciler derste çok çekimserdir değil, çekingendir olmalı. Bu en kolay anlatım bozukluğu arkadaşlar. Üçüncü madde anlamca çeşen sözcüklerin bir arada kullanılması. Zaten çok kolay fark edilir. Ama bu kadar kolay sormaz demeyin. Daha önce sordular. Neden olmasın? Şüphesiz bu olaya en çok üzülen başkan olsa gerek. E, hem şüphesiz dedin hem olsa gerek dedin. Oldu mu? Olmadı. Şüphesiz sanatçı bu alanda çok başarılı eserler vermiş. Olmalı. Şüphesiz dedi gitti de olmalı dedi. Yine olmaz. Çelişti elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler. Elbette diyecek kadar eminsin ama bir de sonra olabilirler ekliyorsun. Bu nedir arkadaşlar? Anlatım bozukluğudur. Elbette onunla gitmiş olabilirler değil. Elbette atıp onunla gitmiş olabilirler dersen çelişen ifadelerden bir tanesinden kurtulmuş olursun. Dolayısıyla anlamı bir taraftan kuvvetlendirip bir taraftan ihtimale bırakan ifadelerde bu anlatım bozukluğunu sıklıkla göreceğiz. Dediğim gibi bunları fark etmek oldukça kolay. En kolay bulacağınız anlatım bozukluğu bunlardır. Kesinlikle söyleyebilirim ki tedavi hastayı ayağa kaldırabilir. Hem kesinlikle diyor hem de kaldırabilir diyor. Emin değil gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız. E, Emin sen niye olmalısınız diyorsun? almışsınız demen lazım. Aldığınız zaman lazım. Artık kesinlikle böyle bir hataya düşmeyebilir. Hem kesinlikle hem düşmeyebilir. E düşerse ne olacak? O zaman kesinlikle olmayacak işte. Okulu bitireli hemen hemen tam 10 yıl oldu. Ha, hemen hemen ne demek? Yaklaşık demek. E tam e, tersi hemen hemen tam 10 yıl nasıl olacak? Ya hemen hemen 10 yıl olmuştur. Yani 9'da olabilir, 11 de olabilir. Ya da tam 10 yıl olmuştur. Tam 10 yıldır. Hemen hemen ve tam ifadelerin bir arada kullanılması nedir? Anlatım bozukluğudur. Az önce de söylediğim gibi en kolay bulacağımız anlatım bozuklukları bunlar. Hiç korkmamamız gereken madde bu. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videolar daha hızlı bir şekilde